Bizi bir çeker misiniz bu hanımefendiyle? Önceki dönemlerde insan haklarımıza kasteden vesayet sistemleri, darbeler ve aynı zamanda da inançların yaşamlara etkileri artık çok şükür geride kalmıştır. Sadece ülkemizde bu olumlu gelişmeler yaşanmıyor. Aynı zamanda dünya coğrafyası üzerinde tüm insanların insan hakları, özgürlüklerini savunan ülke Türkiye olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Tabii bu siyasi büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın insan hakları konusundaki bu kararlı tutumu biz gençlere de her zaman güç ve cesaret vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin insan haklarına kastetmek isteyen hainlere karşı yine ilk sokaklara çıkan biz gençler olmuşuzdur. Bizler ülke olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yine tüm dünya coğrafyasında insan hakları korunması üzerine kararlı ve net duruşumuz devam edecektir. Dün olduğu gibi Suriye'de, Filistin'de yaşanan insanlık zulümlerine karşı yine ses çıkartan, net ve dik duruş sergileyen ülke Türkiye olacaktır. Tabii sadece bunlara tepki olarak ses çıkartmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda dünya coğrafyası üzerinde yaşayan insanlarımızın insan haklarının korunması ve yaşatılması konusunda da ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünya coğrafyasında batılı devletler ilk insan hakları bildirgesi olarak 1215 yılında imzalanan Magna Carta'yı kabul etmektedir. 1948 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul etmektedir. Ama şunu bilinmesi gerekiyor ki bir kez daha buradan yüksek sesle tekrarlamak istiyorum. Bizler için insan haklarının ilk bildirgesi 632 yılında Peygamber Efendimiz'in veda hutbesidir. Ben buraya katılmanız için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm dünya insanları doğuştan hür ve eşit olduğu gerçeği üzerine inşa edilen temel hak ve özgürlüklerin anayasası olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye tabi tutulamayacağını ilan eder. Ülkemizin beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması bu konudaki hassasiyetin göstergesidir. Zaten bizim inancımızda da, kültürümüzde de hakkı korumak, insanlar arasında ayrım yapmamak, farklılıklara saygı duymak öne çıkmaktadır. Ve tarihimiz insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. AK Parti, Türkiye'de insan haklarının her alanında olduğu gibi dini, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik alanlarda insan hakları başlığı altında değerlendirebilecek devrim niteliğinde pek çok reforma imza atmıştır. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yaşanan insani dramlar karşısındaki duruşunu tüm dünya gördü. Başlı başına bir insan hakları efsanesi yazdık, hamdolsun. Haklara riayet ederek kendimize ve toplumumuza karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. İnsanlarla kavgalı değil, barışık, kendimiz ve Rabbimiz ile tanışık olan bir kul olmaya çalışmalıyız. İnsanları ya dinde ya da insanlıkta bir kardeşimiz olduğunu düşünerek şefkat ve merhametle kucaklamalıyız. Burada yaptığımız etkinlikle insan hakları konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuya dikkat çekmeyi hedefledik. Bu duygu ve düşüncelerle İnsan Hakları Günü'nü kutluyor. Bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin imzalanmasının yıl dönümü münasebetiyle kadın kollarımızın bu belki mütevazi ama anlamı çok büyük olan organizasyonu için bir aradayız. Ben AK kadınlara, AK Parti'nin fedakar kadınlarına ve AK gençlere böyle bir programı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bir insan olarak İnsan Hakları Günü'nde benim de bireysel haklarım var. Bu anlamda böyle bir farkındalık yaratılması önemli bir adımdır. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de ve dünyada insanoğlu var olduğundan beri her zaman haklı da olmuş, haksız da olmuş. Ve en büyük problem ve kıyamet de haklı güçsüzlerin hakkını yiyen
haksız güçlüler yüzünden olur. Tekrar söylüyorum. Dünyada çok haklı olan güçsüz insanların haklarını yiyen, hiç hakkı olmayan güçlü ve gücü elinde bulunduranlar bu mücadelenin ana sebebi olur. Aslında bizim inancımız İslamiyet, Peygamber Efendimiz'in söyledikleri, Türk milletinin var olduğundan beri kurduğu devletlerdeki davranışları, işte en basitinden aklımıza gelebilecek örnek olarak Osmanlı'nın bir anlamda anası olan Hayme Hanım'ın sözlerine baktığımız zaman, Şeyh Edebali'nin sözlerine baktığımız zaman, fethe giden padişahlarımızın fetih sonrası insanların hak, hukuk, sosyal ve inançsal faaliyetlerine gösterdikleri müsamahalar bakıldığı zaman bizler hem inancımızdan hem gelenek göreneklerimizden gelen değerlerle insanların hakkına, hukukuna, kul hakkı olması nedeniyle çok büyük önem veren bir milletiz. Ama gelin görün ki dünyada gücü elinde bulunduranlar şu anda emperyalist diye nitelendirebileceğimiz güçsüz haklıları gücü ve zorba gücüyle hakkı olmadığı halde o haksızları sömürenler, onların hakkını, hukukunu tanımayanlar maalesef hüküm sürüyor. Az önce başkanımız da söyledi, bu mücadele haklıyla haksızın, hakla batılın mücadelesi aslında. Bu mücadelede Türk milleti hem inancıyla hem gelenek göreneğiyle tarafını hep belli etmiştir. Bizim tarafımız hakkının tarafıdır. İster güçsüz olsun, ister güçlü olsun. Ama bugün dünyada görüyoruz ki Bosna'da Müslümanlar katledilirken ve onların en önemli hakkı yaşam hakkıyken o hakkı tanımayanlara karşı Avrupa gıkını çıkarmadı. Amerika gıkını çıkarmadı. Aynı şey Irak'ta oldu. Aynı şey Suriye'de oldu. Aynı şey Filistin'de oluyor. Aynı şey işte geçtiğimiz haftalarda bizzat oraya 18,5 saat yolculukla vardığımız Arakan'da oluyor. Evet, onlar güçsüzler. Ama haklılar. Bu dünyanın bir gün devranı döner. Bugün gücü elinde bulunduran o haksızlar, haksız güçlüler bir gün o gücü ellerinden kaybederlerse haksızlıklarıyla baş başa kalırlar. Bunu en genç sesle söyleyecek millet dünyaya Türk milleti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür söylerken işte bunu kastediyor. Emperyalist ve gücü elinde bulunduranların insanların yaşam hakkına bile saygısı olmadığını, nasıl iki yüzlü çifte standartlar gösterdiğini biliyor. PKK'nın çocukları öldürürken, askerimizi, polisimizi öldürürken, yine FETÖ yani ÇBG'sinin insanlarımıza tanklarla, uçaklarla hücum ederken, şehit ederken sesi çıkmayan Batı, Türkiye'nin haklı tedbirleri almakta olduğu süreçlerde hemen sesini soluğunu çıkarıyor. Kendi ülkelerinde 3-5 kişi ölünce bütün Avrupa bir araya toplanıyor.
kullanıyor, protesto ediyor. Yüzlerce insanımızı, hatta binlerceyi de gazi yapan, yaralayan FETÖ ihtilal teşebbüsüne, PKK'nın IŞİD'in saldırılarına gırtları bile çıkmıyor. Böyle insan hakları olur mu? İnsan hakları evrensel beyannamesi. Birleşmiş Milletler. E neredesiniz? İmza atıyorsunuz, imzanızın peşinde durun. Biz duruyoruz. Biz Türkiye olarak sayın liderimizle, bütün siyasi kuruluşlarımızla, millet olarak biz her zaman sözümüzün ve insanlara hakkın peşinde duruyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki en önemli hak kul hakkı. Bu bizim inancımızda da en önemli konulardan biri olarak ayetlerle, hadislerle de vurgulanmış kul hakkı ile gelmeyin. Bizler bu mücadelede sözümü tamamlarken şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafımızı belli etmeye devam edeceğiz. Zaman zaman ya iyi de ne işe yarıyor, ne yapabilirsiniz bunlarla diyenlere karınca misali hiçbir şey yapamasak tarafımızı belli ediyoruz. Hakkın tarafında olduğumuzu belli ediyoruz. Kaldı ki çok tarihte örnekleri vardır. Ebabil kuşlarının filleri nasıl o orduyu yendiğini hepimiz biliriz. Onun için biz hakkın ve haklının, insan haklarının yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan son olarak şunu da hatırlatmak isterim. Çocuk hakları da insan hakları içerisinde her ne kadar geçse de çocuklar büyüklerin minyatürü falan değildir. Çocuklar kendine has özellikleri olan varlıklardır. Onların da özel hakları vardır. Çocuk hakları okulumuz, çocuk hakları müracaat masamız Türkiye örnek olarak İzmit Belediyesi tarafından 9 yıl önce kurulmuştur. Çocuklarımızın hakkını, hukukunu bizler de kendi içimizde korumalıyız. Kendi isteklerimizi çocuğa sürekli dayatmalarla aslında çocukların bazen hakkını, hukukunu çiğnediğimizi de unutmayalım. Çocuklarımızın çocuk işçiliği olarak çalıştırılması, mendil, kalem satması, sokaklarda dilencilik yaptırılması insan haklarına da çocuk haklarına da aykırıdır. Lütfen duygusal davranıp çocuk işçilerine, çocukları sömürenlere prim vermeyelim. Onlardan ne mendil alalım ne de bir şey verelim. Biz onlarla ilgili zaten gerekli devletimizde, bizler de elimizden geldiğince yapıyoruz. O çocuk işçiliğini sömürmektir. Onun için ben buradan İzmit halkına bu konuda da çocukların hakkını korumak için bunları söylüyorum. Bu güzel faaliyeti İzmit'imizde en işlek yürüyüş yolu olarak bahsettiğimiz yerde yapan gençlik kollarımıza ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Zaten bizim düşünce atlasımızda, düşünce dünyamızın ilk teması budur. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veli'ler, o kitapları, onların yazdıkları bütün mesnevi de dahil bütün dokümanlarda hep insan sevgisini, insana değer vermeyi, insanı insan gibi görmeyi belirten bize atalarımızdan çok değerli fikirler kalmıştır. Batının orta çağda bırakın insanı, insanın yanında güçlüğü önde tutan fikirlerinin bulunduğu bir dönemde bizim atalarımız bırakın insanı, leyleklerin
kışın bu diyenler problem yaşayan leyleklerinin bacağı için bile Gureba-i Leklakiyun diye özel leylek hastanesi açmıştır. Bugün bir bakıyoruz ki bazen hayvan hakları insan haklarının önünde gidiyor. Ne kadar garayip bir durumdur. Magna Kartalarla Avrupa İnsan Hakları Bildirgeleriyle 1241-1948 bizlere insan haklarını öğretenler, biz bunu çok önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinden esinlenerek ve onun ışığında Medine Sözleşmesi'nde insan hakkının sizin birbirinizden farkınız yoktur, sizin sadece birbirinizden farkınız takvadır diyen bir düşünce haritası da bizim dini ve milli haritamıza şekillenmiştir her zaman. Bizim ceddimiz Osmanlı, Selçuklu hiçbir zaman hiçbir şekilde kişilerin dinine, diline ve ırkına hiçbir zaman için tecavüz etmemiştir. Her zaman mazlumun yanında olmuştur, mahzunun yanında olmuştur, garibin yanında olmuştur, gurebanın yanında olmuştur. Sadece fakir fukaranın gururu kırılmasın diye bugün İstanbul'daki Selatin camilerinde sadaka taşları vardır. Bu sadaka taşları ki öyle ki ihtiyacı olmayan insanların elini dahi uzatmadığı o dönemin batılı tarihçileri tarafından, o dönemin yazarları tarafından özellikle belirtmiştir. Gelelim bugün. Bize 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini hatırlatanlara şöyle bir bakalım. Bugün Kudüs'ün durumuna bakalım. Bugün Arakan'ın durumuna bir bakalım. Bugün Somali'nin durumuna, Suriye'nin durumuna bakalım. Orada insan haklarının esamesi bile okunmuyor. Sadece insan haklarını kendilerinden mürekkep görenler, Batı toplumları bugün hiç utanmadan kendi iç politikalarına alet etmek maksadıyla Kudüs'ün ortasına bomba atıyorlar. Bunlar çünkü kendi menfaatlerinden ve şahsiyetlerinden başka hiçbir şey düşünmezler. Bunların kendi inanç haritalarında bile bakarsınız, bizden, bizim dinimizden olanlar iyidir, biz efendiyiz, geri kalanlar köledir diyen bir zihniyet vardır bunlarda. O yüzden bugün yüzümüz ne olduğu bellidir. İnsan haklarını 1948'lerden de 1241 Magna Kartalardan da fazla araştırmaya gerek yok. Gönül dünyamızı bir açıp baktığımızda neler var neler. Mevlana'nın Mesnevisini özellikle okumanızı, özellikle incelemenizi rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Biz her zaman garibin, gurebanın, fakirin, zor durumda olan insanımızın her zaman yanında olacağız. Bizim başımızdaki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan her zaman için fakirin ve fukaranın yanında olmuş, güçlünün değil, haklının yanında olmuştur. Biz de güçlünün değil, haklının yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi enişten sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yapılmış olan bu güzel organizasyonun insan hakları alanında inşallah güzel şeyler halkımıza vermesini diliyorum. Atlatıyorum.